أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bundan evvelki dersimizde Esma-i Hüsna'yı saydık ve İsmi Azam'dan bazılarını söylemiştik. Şimdi ismi Esma-i Hüsna'yı sayarken bizim saydığımız Esma-i Hüsna'yı şeklini, yani burada videoda saydığımız Esma-i Hüsna şeklini Tirmizi, İbn-i Hibban ve Hakim rivayet etmiştir. Diğer hadis kitaplarındaki Esma-i Hüsna'nın sıralanış şekli değişiktir. Mesela Evrad-ı Fethiye'deki Esma-i Hüsna'nın sayılışında bazı isimler ilave edilmiştir. Yani 99 ismin dışında bazı isimler ilave edilmiştir. Bazı virtlerde Esma-i Hüsna'nın yerleri değiştirilmiştir. Bir hikmete mebni, biz bilemeyiz. Ama şimdi benim bildiğim Esma-i Hüsna'nın şekli böyle değildir diye itiraz vakı olunması için herkes mehazını söylemesi lazımdır. Mesela biz bu Esma-i Hüsna'yı videoda saydığımızda bunu rivayet edildiği kitabın adının Tirmizi, İbn-i Hibban, Hakim isimli kitaptan, orada Esma-i Hüsna'nın sıralanış şekli böyledir. Ama Evrad-ı Fethiye'yi okuduğumuzda Evrad-ı Fethiye'deki Esma-i Hüsna şeklinde değişiktir. Bazı ilaveler, bazı eksiltmeler yapılmıştır. Her neyse, onların tabii hadislerdeki rivayet şeklini de nazar itibara alacaksın. Çeşitli evrad-ı şeriflerdeki sıranın şeklinde nazar itibar alacaksın. Mutlaka onların bir hikmeti vardır. Demek ki o şekil söylesen de olur. O şekil söylesen de olur. Maksat 99 ismi sıralamaktır. Takdim ve tehirinde zarar nedir? Yoktur. Yani öne geçirmesinde, arkaya geçirmesinde, kelimelerin bazılarını öne, bazılarını arkaya geçirmesini rivayet etmişlerse o rivayet ettikleri şekilde bellersin. Mesela dersin ki ben bunu Evrad-ı Fethiye'deki şekliyle belledim. Ben Müslim'deki şekliyle belledim. İbn-i Hibban'daki şekliyle belledim. Hakim'deki şekliyle belledim. Tirmizi'deki şekliyle belledim. Hepsi yazmışlar ya, sıraların şekillerinde değişiklik vardır. Şimdi bunu anladıktan sonra bir de gelelim ismi azama. Mesela biz her gün Evrad-ı Fethiye ve Evrad-ı Vahaya okuyoruz. Evrad-ı Fethiye'nin şerhinde Ya Hayyu Ya Kayyum Ya Bediye Semavati Vel Ardı Ya Malikel Mülki Ya Zelcelali Vel İkram dediğin zaman ismi azamı okumuş olursun diyor. Bak ne diyormuş? Ya Hayyu Ya Kayyum Ya Bediye Semavati Vel Ardı Ya Malikel Mülki Ya Zelcelali Vel İkram diyen adam ismi azamı okumuş olur. Ondan sonra da istediği ismi azam hürmetine verilir. Bu şekli Evrad-ı Fethiye'nin şerhinde yazılır. Ama şimdi bir de şöyle diyoruz. Peygamber Efendimiz de ismi azamı söylerken bir şekliyle değil birkaç şekliyle söylemiştir. Bunun manası aynı isimler söyleniyor ya başında bak yani mesela aynı isimler söyleniyor ya başında La İlahe İllallah var ya da başında La İlahe İllallah yok. Hadislerdeki geçen ismi azamların başında La İlahe İllallah vardır bak. Hadislerin içinde geçen
hadisi şeriflerin içindeki geçen ismi azamların başında la ilahe illallah vardır. Mesela bundan evvelki dersimizde söylediğimiz gibi Abdullah bin Büreyde babasından rivayet ediyor. Bir adam Peygamber Efendimizin yanında şöyle söyledi. Allahümme inni es'elüke enni eşhedü enneke entallahu la ilahe illa ente ehadus samedüllezî lem yelid ve lem yûret ve lem yekullehu kufven ahad dedi. Şimdi bak burada dikkat ederseniz enni eşhedü enneke entallahu la ilahe illa ente'yi söyledikten sonra yani la ilahe illallah'ı söyledikten sonra ehadus samedüllezî lem yelid ve lem yûret ve lem yekullehu kufven ahad diye kulü vallahi okudu ve bu toplamı Peygamber Efendimiz'in işaretine göre ismi azam oldu. Bunun ismi azam olduğunu Ebu Davud bak. Bu yani inni es'elüke in enni eşhedü enneke entallah Allahümme inni es'elüke enni eşhedü enneke entallah la ilahe illa ente ahadus samedüllezî lem yelid ve lem yûret ve lem yekullehu kufven ahadın İsmi Azam olduğunu kim söylüyor? Hangi kitap söylüyor? Ebu Sünen sahipleri söylüyor. Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, İbn-i Mace bunun şey olduğunu söylüyor. Çünkü bu ismi okudu Peygamber Efendimiz'in yanında. Peygamber Efendimiz sahabeden birinin bu isimle dua ettiğini görünce dedi ki bu adam İsmi Azam ile dua etti. Allahü Teala bu İsmi Azam okuduktan sonra onun dilediğini verir dedi. Ve bunun İsmi Azam olduğunu Peygamber Efendimiz bizzat söyledi. Burada bak dikkat ederseniz Eşhedü enneke entallahü la ilahe illa entesi var başında. Arkasından da la ilahe illallah'tan sonra Allah'ın sıfatlarını saydı. Ahadus samedüllezî lem yelid ve lem yûret ve lem yekullehu kufven ahad diye sıfatlarını saydı birkaç tane. Şimdi başka bir hadis-i şerifte bak bunu Eshab-ı Sünen yani dördü rivayet etti. Kim rivayet ediyor bunun ismi azam olduğunu, bu şekil olduğunu? Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, İbn-i Mace. Şimdi aşağıda şunu da Peygamberimiz söyledi yine. Esma binti Yazid rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz dedi ki şu iki ayette ismi azam var dedi. Şu iki ayette. Bu iki ayet ne? Ve ilahukum ilahun vahidun la ilahe illa huve rahmanur rahim. Bunun için ismi azam vardır dedi. Bak bu ismi azamdır demedi. Bu sefer. Tamam mı? Ötekine ismi azamdır dedi. Bu ve ilahukum ilahun vahid la ilahe illa huve rahmanur rahim dedi ya bunun için ismi azam vardır dedi. Dikkat edersen bak la ilahe illallah yine dedi arkasından da er rahmanur rahim diye iki tane sıfat söyledi bak. Yine la ilahe illallah söyledi. Ondan sonra El-İmran'ın başındaki elif la mim Allahu la ilahe illa huvel hayyul gayyum dedi. Burada ismi azam vardı dedi. Yine bak dikkat edersen Allahü la ilahe illa değil kelime-i tevhidi söyledi. El hayyul kayyum değil sıfatı söyledi. Şimdi ne oldu? Ve ilahüküm ilahü vahid la ilahe illallah ve rahmanur rahim derken ismi azam olur. Elif la emmim Allahü la ilahe illa ve hayyul kayyum deyince ismi azam olur. Demin ki söylediğimizde söyleyince ismi azam olur. Şimdi biz bunların ismi azam olduğunu biliyoruz ya, bunu şu şekle sokuyor şeyden, Evrad-ı Fethiye'de. Allahümme ya hayyu ya kayyum, ya bediyas semaveti vel erzi, ya merikel mülki, ya zelcelali vel ikram diyor bak. Allahümme ya hayyu ya kayyum, ya bediyas semaveti vel erzi, ya merikel mülki, ya zelcelali vel ikram diyor. Bir yerinde de diyor ki şeyde Evrad-ı Bahaiye'de bu deminki Evrad-ı Fethiye'ydi.
Evrani Maye'de diyor ki Yazel Celal ve İkram, Yazel Celal ve İkram, Yazel Celal ve İkram, Yazel Celal ve İkram'ı 7 defa söyledi mi İsmi Azam olur diyor. Demek ki İsmi Azam'ı ama Peygamber Efendimiz ama belirgin veliler söylemişler ise de bunların hepsinden istifade edenler vardır. Bunların hepsinin biz İsmi Azam olduğunu biliyoruz. Yani biliyoruzdan kasıt inanıyoruz. Ve bu isimlerde de dua edip faydasında ne yapıyoruz? Görüyoruz. Çünkü peygamber yalan söylemez. Peygamberin söylediği doğrudur. Bu da hadistir. 4 tane hadis kitabı rivayet etmiştir. Bunu da bak ikinci söylediğim ve ilahukum ilahum vahid la ilahe illahü ve rahmanur rahimi ve elif la mim allahu la ilahe illa vel hayyul kayyumu İmam Ahmed Ebu Davud Tirmizi rivayet etmiştir. Onu da bak. İmam Ahmed Ebu Davud Tirmizi rivayet etmiştir. Evet. Ondan sonra yine Enes'ten rivayet ediliyor. Bunu da Enes rivayet etti. Deminkini bak Abdullah bin Büreyde babasından rivayet etti. Birini Esma bin Yezid rivayet etti İsmi Azam'ı. Birinde kim rivayet ediyor? Enes bak. Enes de dedi ki ben Resulullah'la beraber oturuyordum mescitte. Bir adam geldi şöyle dua etti. Allahümme inni eserüke bi enneke lekel hamde la ilahe illa ente. Entel mennan bedi'as semavati vel ardı ya zel celal vel ikram ya hayyu ya kayyum dedi. Efendimiz dedi ki bu adam İsmi Azam'la dua etti ne isterse verilir dedi. Bak dikkat edersen hepsinde la ilahe illallah söyledikten sonra birkaç tane ismi yani Allah'ın sıfatını söylüyor. Bak la ilahe illallah söylüyor. Arkasından da birkaç tane Allahu Teala'nın isimlerini söylüyor. Hep dikkat edersen gördüğünde de. Bak zaten biz bunu şöyle okuyoruz. Mesela biz eskiden beri. Ya hayyu ya kayyum ya bediyas semavati vel arz ya malikel mülki ya zel celal vel ikram diye Evrad-ı Fethiye'de bunun şey olduğunu söyledik dedik. Bunun da takdim tehiri var. Yani o isimleri başa sona geçirmiş. Mesela la ilahe illa entel mennanu dedikten sonra bediyas semavati vel arz ya zel celal vel ikram ya hayyu ya kayyum ya hayyu ya kayyumu en son neye söylüyorum? Biz ilkin söylüyor. Ya hayyu ya kayyum, ya bediya semavati ve arz, ya melikel mülki, ya zel celal ve ikram. Bu sonraki bak, Enes'ten rivayet edenlerin takdim tehir edilmiş. Şimdi bunları anlamak lazım. Mukayeseli baktığındaki bunları görebiliyorsun. Şimdi bunu anladık, bu incelikleri. Hangisini okursan İsmi Azam olur? İş inanan adamdadır. İnanan adamın samimiyetine sıdkiyetine bağlıdır, sıdkına bağlıdır. İhlasla ve samimiyetle okursa ve inanırsa mutlaka İsmi Azam olur. Bitti. İsmi Azam olması için genelde başında bir la ilahe illallah söyleniyor. Arkasından da iki tane sıfat söylüyor. Mesela bak ilahüküm ilahe muhammed la ilahe illahü rahmanü rahim. Allahü la ilahe illallah el hayyul gayyum. Zaten el hayyul gayyum bak ya hayyu ya kayyum ya bediye semavati vel arz ya melikel mülki ya zel celal vel ikram ne diyorsun? Bak en kısası üç Allah'dır. Ya Allah, ya Allah, ya Allah diyen İsmi Azam'ı söylemiş olur. Bitti. Üç Allah diye. E şimdi bunların hepsi muhakkak Efendimiz tarafından bazen mesela söylenmiş. Sahabelerin bazısından da bazıları rivayet etmişlerdir. Kitaplara da kaydetmişler. Biz bunların nerede olduğunu söylüyoruz. Mesela Enes'ten rivayet edilen nerede? Ebu Davud da Tirmizi de yazıyor Enes'ten rivayet edilen. En sağlamı bak mesela şu dördünde rivayet edilen. Sonra İmam Ahmed Ebu Davud Tirmizi de rivayet edilen. Şu üçüncüsü de Ebu Davud Tirmizi de rivayet edilen. Evet. Evet.